Bölgede faaliyet gösteren kadın girişimci kooperatifleri Çorum'da buluştu. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda 15 ilden kooperatif kümelenmesi üyesi kooperatif temsilcilerinin katılımıyla yerel ürünlerin ticarileşmesi ve ihracatı temalı çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay'a AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve kooperatif temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediyesi'nin kadın girişimcilere yönelik desteklerinden bahsetti. Bayat'ta bir kooperatif yeni kuruldu. Başkanım, hamur aça aça elimiz ayağımız şişti. Bize bir hamur açma makinesi alır mısınız dedi. İyi alalım dedik, onlara bir hamur açma makinesi aldık. Sonra başkanım, biz bu hamurları açtık ama şimdi erişteydi, elimizde mantıydı. Bu tür şeyler oldukça arttı. Bunları satın alır mısınız dedi. Dediler, burada var mı bilmiyorum Bayat kooperatifimizde. Bizde tam Ramazan ayıydı. Ramazan'da tabii değişik yardımlarda bulunuyoruz. Hususen de evde bakım hizmeti yaptığımız gün görmüşlerimiz var bizim. Yaşlı diyebileceğimiz gün görmüşlerimiz var. Bunların evlerine gidip bakımlarını yapıyoruz. Şimdi bunlar ne mantı yapabilir dedik, ne erişte yapabilirler, ne bu bizim eski annelerimizin yaptığı hamur işlerini yapabilirler. Bunları yapıyor musunuz dedik. Yapıyoruz dediler. Biz onların ürettikleri tamamını satın aldık ve evde bakım hizmeti yaptığımız gün görmüşlerimizin evlerini ikrama götürdük. O kadar makbule geçti ki. Burada çok güzel bir başlık da var. Yerel ürünlerin ticarileşmesi ve ihracatı diyor. O kadar iddialı güzel bir ifade ki o. Bizim ihtiyacımız olan şey, yerelin mutlaka küresele taşınması lazım. Küreselleşme diyoruz ama bu yereldeki imkanların küresele taşınması lazım. Bu anlamda da bu başlığı da ben çok önemsiyorum. Şehrimizde de en son onu da söyleyeyim, müsaade alayım. Yine kadın kooperatiflerimiz, özellikle kadın girişimci kooperatiflerimiz geldiler. Başkanım, biz üretiyoruz ama bunları satamıyoruz. Nasıl yapabiliriz? Bizim de Hanım Eli Yöresel diye bir projemiz vardı. Hanım ellerin, hanımların ürettiği ürünlerin satış noktalarını yapmak. Bunu biraz daha revize ettik, biraz daha güçlendirdik. Başka birlikleri, süt birliği gibi birlikleri de sürece dahil ettik. Şehrimizdeki tüm kadın kooperatiflerimize ürün geliştirme noktasında da hepsi aynısını yapmasın diye. Diyeceğiz ki mesela bir kadın kooperatifimize, siz şunu üreteceksiniz, şu kalitede üreteceksiniz. Biz ambalajını, bütün pazarlaması bize ait, her şeyini biz vereceğiz. İşte falanca kooperatif de bunu üretecek. Bir standartı da yakalamamız gerekiyor çünkü burada. E-ticaretle ilgili tüm altyapısını oluşturduk. E-ticareti de var bu işin. Avustralya'dan birisi Çorum'dan bir ürün istese biz onu gönderebileceğiz. Ya da dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'de, fark etmez. E-ticareti boyutu da olmak üzere başlangıç için 4 noktada yöresel satış noktalarıyla ilgili çalışmamızı tamamladık. Çok da güzel, böyle tarihi görünümlü, bizim medeniyetimize de uygun satış noktalarının imalatını yaptık. Şu an artık tezgahları falan da yerleştiriliyor ve kadın kooperatiflerimizi, özellikle şehrimizdeki iletişim halindeyiz zaten. Onların ürünlerini inşallah bu yöresel, Hanım Eli Yöresel çarşılarımızda, bir tanesi de merkezde olacak. Bizim burada Velipaşa Hanım'ız var. Restorasyonu tamamlanmak üzere. En güzel bina, herkesin gözünü diktiği bina. Biz oraya Hanım Eli Yöresel olarak da bir alan açıyoruz. Elhamdülillah. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum'da belediyenin kooperatiflere verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Buradaki tüm yapılan oluşumlarda, buradaki tüm yapılan girişimlerde ben şunu önemsiyorum. Bir ilin belediyesi lokomotiftir arkadaşlar. Eğer o ilde belediye hafif frene basarsa o ilin tüm bileşenleriyle frene basılır. Ama o ilde belediye ve belediye başkanı ekibi iyi bir ivme yakalayıp gittikçe hızlanarak hizmet yarışını en üst seviyeye doğru taşıyorsa, emin olun o ilde böyle haftada 5 tane, 6 tane sadece kadın girişimci için toplantı yaparız. Bunun örneği de bu. Çorum'da hamdolsun, kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten Çorum'da benim kafamdaki, benim düşüncemdeki belediye başkanlığını gittikçe hızlandırarak ve ekibiyle beraber, Çorum'la beraber bir bütün olarak, Çorum'da hiçbir kuruluşun, hiçbir kurumun, hiçbir derneği geri çevirmeden hepsine ne kadar yapabiliriz gayretinde olan bir belediye başkanımız ve ekibimiz var.
burada basın ve sizlerin huzurunda da kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum.